haklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı en son baba duyar. Made in Turkey. Bak, cüzdan buldum. Cüzdan mı buldun? Nerede buldun? Çarşıda yürürken işte. Sen ver parayı, cüzdanı götür polise. Yok Kadir abi, yemezler. Aa, bir dakika ya. Burada bir şey daha var. Aa, adamın kimliği buradaymış. Bak, buraya saklamış. Kimmiş? Namık Uğurlu. Ana adı, baba adı, doğum yeri Ankara. Ankaralıymış. Ankaralı mı? Evet. Ver bakayım şunu. Namık Uğurlu, Ankara. Namık Uğurlu. Selamlar. İyi günler. Ooo Namık Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Estağfurullah, Kadir Bey değil mi? Evet, benim efendim. Ben Sinan, Namık Bey'in menajeriyim. Memnun oldum. Buyurun, buyurun, ayakta kalmayın. Şöyle oturalım. Namık abi, ne içersin? Çok kalmayacağız. Akşam programımız var da. Bir çay içeriz canım. Abi, trafik falan, İstanbul'u biliyorsun. Tamam canım, tamam. Bir çay içelim. Dombili, çay kap, fırla. Rafi, fırla. Bak böyle, bakma. Bu cüzdan olayı gerçekten çok büyük tesadüf oldu. Biz de tam Ankaralılar gecesi çok yakında yapmayı planlıyorduk. Öyle mi? Kim çıkıyor peki? Ankaralı Namık. Gelince konuşuruz demiştiniz. Bir sorun yok değil mi? Anne, sen de mi inanmıyorsun? Vallahi bilmiyorum çocuğum. Gelir herhalde. Ceren sen! Bilmiyorum baba. Gelir herhalde. Ya bugün bardaydı diyorum, barda. Ben ona da inanmıyorum. Arkadaşlarından birine makyaj yapıp Ankaralı Namık diye yutturmuşsundur. Hayır baba, olur mu öyle şey? Hadi yemeğini ye. Konuşma sofrada. Hoş geldiniz Namık Hoş Bey. Bulduk. Hoş Merhaba geldiniz. Ben. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Çılgın bir kalabalık görüyorum. Birazdan burası full dolar Namık Bey. Siz bu arada akort makort neyim yapın, bir şey içer miydiniz de? Ben su alayım. Buyurun. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben oturacak şeyler aldım. Bu ne böyle kardeşim? Duyurmadınız mı? Duyurduk, duyurduk. Namık Bey böyle boş salona mı çalacak? Vallahi biz duyurduk. Demek ki kendisi o kadar meşhur değilmiş. Genç. Efendim. Aşağı kapının önüne bir hoparlör koyabilir misiniz? Koyarız. Dışarıda bir tane daha var. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin anneciğim. Türk şubarı aldın mı? Açtım, açtım. Muradına erdin mi? Erdim, erdim. Baban gelmez diyormuş da aslanım Kadir. Şimdi olmuş gördün mü de dayanamıyor. Baba bak, inandın mı şimdi? Tamam, tamam. İnandım, inandım. Hiç durmadan, buyurun. Hadi baba. Hadi Fikret amca, hadi, hadi. Gel, gel, hadi. Sakin ol. Hadi gel. Allah Allah. Hoş olmaz demişsin. Bu iş korsan demişsin. Thank you.
paraların haline bak ya. Şu paraların haline bak. İnsan parasını böyle mi muhafaza eder be? Ya Kudur Bey, işe bulamadın. Şimdi paralara mı taktın usta? Takarım. Ben bütün para taktım. İş yapacağız diye para açtı. Bütün gece iki tane müşteri geldi. Ya sinirlenme Kudret amca. Geçen sefer Ankaralı Namık geldiğinde nasıl dolmuştu buralar? Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Ankaralı Namık varken burayı babam da doldurur. İş Ankaralı Namık olmadan burayı doldurmak. İstersen Kudret amca sen eve git, biraz dinle. Siz hiç konuşmayın. Hiç konuşmayın. Siz ona destek vermeseydiniz bu bara açmayacaktı. Ya bara açılan bir diye yok. Sen hala aynı şeye kızarsın. Geliştir kendini biraz, geliştir. Senin de Kadir gibi bir oğlun olsun, her şeye sinirlenirsin. Her şeye kızarsın. Tay Kadir nerede? Aa, oğlum erken mi kapattın bugün? Kapatmadım anne, kapatmadım, kaçtım. Kimden? Kimden olacak Hulya? Ben böyle koşa koşa kimden kaçarım? He? Babamdan tabii. Geldi yine işlerine karıştı değil mi evladım? Anne ya, şu babamın kapatma düğmesi yok mu? Sen bilirsin. Akşam yemeğinden sonra bassak öyle kapalı kalsa. Hatta bazı günler hiç açmasak. Vallahi çok iyi olur. Ay kendisi için diyorum anne. Bugün makarna yapıyordum. Geldi, boş boşuna sinirlendi gitti. Pişmedi mi makarna? Pişmedi daha baba. Pişmiş gibi. Makarnaları pişiriyorsunuz ki anlamıyorum bir türlü ya. Çatıla doluyorsun, dolanmıyor. Kaşık demeye çalışıyorsun, yemiyor. Baba, Ceren çok seviyor spagetti de onun için yapıyorum. Niye alıştırdın spagetti Ceren'i? Yani düdük makarnasın düdüğü mi çıktı? Ben hiçbir şey yapmadım bile. Babamın sinirlenmesi için bir şey yapmana gerek yok Hulya. Varlığın bile yeterli. Bak, görüyor musun? Çocuğumu rahat bırakmıyor ki işini yapsın. Sorma anne ya. Onun yüzünden bana müşteri bile gelmiyor. Çok güzel çocuklar. Devam edin, devam edin. Aman be, aman be. Böyle müşteri mi çekilir kardeşim? Hiç. Boş para halay çekiyoruz. Çok konuşmayın şebelekler. Canlı olun biraz canlı. Yürüsünüz. Sen de daha hareketli çal yav. Niye boş burası? Daha erken baba. Gece olmadı ki daha. Ne yapıyor bunlar? Halay çekiyorlar. Niye? Müşteri çekmek için bunu. Beceriksiz. Bu müzikle müşteri mi çekilirmiş? Bu müziği kim gelir ya? Değiştir sen de şunu. Değiştir. Daha ağır bir şeyler çal. Hadi herkes işinin başına. Hadi. Ama baba. Beceriksiz. Beceriksiz. Tabelayı yanlış yazmışsın. Oraya beceriksiz Kadir Bey Türkü Bardı yazmalıydın. Ondan sonra her şeye karıştı. Bırakmayın şu adamı ya. Gelmesin benim barıma ya. Evladım bizi dinlediği mi var sanki? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Babamı kesinlikle bir psikiyatriste göstermeliyiz. Babama bir tane psikiyatrist yetmez. Babamı bir tane psikiyatrist kesmez. Ona 5-10 tane psikiyatrist lazım. Ne 5'i ne 6'sı oğlum. Adını duyunca bile sinirleniyor. Bak ne güzel. Artık her programa bir psikiyatrist çağırıyorlar. Nesi güzel? Oğlan annesini terk etmiş. Psikiyatrist kadına öyle güzel şeyler söyledi ki yatıştırdı kadını. Ne yatıştırması ya? Uyuttu. Öyle mıy mıy konuşuyor ki kadının uykusu geldi. Keşke hepimiz öyle mıy mıy konuşsak. Sakin sakin, sinirlenmeden. Benim karşıma böyle psikiyatrist gelip 10 dakika konuşacak, kesin horlarım.
misin? Yani psikiyatristi falan unutun evladım. Baban öyle yerlere dünyada gitmez. Evet haklısın, gitmez. O gitse gitse benim türkü bara gider, orayı da mahveder. O gitmiyorsa biz gidelim bari. Biz niye gidiyoruz? Sinirli olan o. Onun psikolojisi bozuk, bizimkini de bozuyor. Benimkini bozdu bile. Hem de ta 2 yaşındayken. Ben ciddiyim Kadir. Bizim Yasemin bir psikiyatriste gidiyor. Biz de uğrayalım, soralım babamın durumunu. En azından nasıl davranmamız gerektiğini öğretir bize. Nasıl davranacağım belli kızım. Çekileceksin bir kenara, sessiz sessiz ağlayacaksın. Ben 30 yıldır bunu yapıyorum. Tek çaresi bu. Zaten bu ülkede nükleer santrale gerek yok ki. Ver babamın eline 2 tane kablo, bak siniriyle Türkiye nasıl aydınlanıyor. Hem de ışıl ışıl. Vallahi ben Yasemin'i arayacağım, randevu aldırtacağım. Gideriz değil mi anne? Ay ne yapacağız psikiyatriste? Babamın durumunu soracağız. Belki sakinleştirecek bir yol buluruz. Ay yok yok kızım, yok sorma. Git otur yerine, öğrenirse kızar şimdi. Neredesiniz ya? 2 saattir zil çalıyor. Niye açmıyorsunuz kapıyı? Ara kızım, ara. Ara da gidelim. O Mia, bugün kaçta gideceksiniz? Ne demek kaçta gideceğiz? Sen gelmiyor musun? Benim ne işim var psikiyatrda Hülya? Siz gidin bana sonra anlatırsın. Kadir, asıl senin en önden gelmen lazım. Senin babana çare arıyoruz. Hülya, benim babama çare bulamazsınız. İyisi mi sen bize çare bul. Ne demek ya? Şimdi gelmiyor musun sen? Gelemem Hülya. Benim dükkanda çok önemli işlerim var. Hep böyle zaten, çok önemli işlerim var. İyice derin koca oldun sen ya. Kadir. He. Aklıma bir şey geldi. Neymiş o? Cuma günü bizim kızlarla senin barda toplanabilir miyiz? Nereden icap etti Hülya şimdi bu? Cuma günü arkadaşlarım bana gelecekler. Sonra aklıma barda toplanmak geldi. Hem orada müzik de var. Yalnız bize özel bir gün olmalı. Size özel? Evet, yabancı olmasın. Göbek bebek atarız orada. Olur tabii. Sahi mi Kadir? Sahi tabii. Arkadaşlarım bol bol yer içerse, hesabı da tam olarak öderse neden olmasın? Ay saçmalama Kadir. Tabii ki hesap mesap olmayacak. Yani burada toplanacağımıza orada toplanıyoruz. Yani eve gelseler de hesap mı isteyecektin? İstenmesi lazım tabii. Geçen sefer arkadaşların geldiğinde kısırdı, mısırdı, kekti, mekti, bir sürü bir şey yaptım. Hepsi bedavaya gitti. Yine deden mi vardı öyle? Evet kızım, kabus görmüş. Uyandı, kızdı biraz. Kabus gördüğü için mi kızdı? Evet. Sana mı kızdı? Evet. Kabus gördüğü için sana niye kızdı ki? Dün akşam kızartma yapmıştım ya. Evet. Deden fazla yiyince rahatsız oldu herhalde. Niye kızartma yaptın diye de bana kızdı. Kusura bakma babaanne ama çok sinirli bir adamla evlenmişsin. Merak etme evladım, çözeceğiz inşallah. Bahriye! Tesbihim nerede ya? Pek kolay olmayacak ama. Geliyorum. Olmaz Hülya. Madem arkadaşların gelecekler, beleş yiyip içecekler, benim barımı meşgul etmesinler. Sen git gününü evde. Bencilsin işte Kadir, bencilsin. Niye barımı diyorsun? Sadece senin barın mı orası? Ya kimin barı, ne diyecektim? Git, sen değişmezsin. Hiç değişmeyeceksin, git. Hayda! Ceren de senin değil mi? Benim hiç payım yok değil mi? Ne alakası var ya? Domatesleri de sen kes, psikiyatriste de sen git. Karı kocaların müşterek yaşadığı hayatı biz müstakil olarak yaşayalım. Tamam Hülya, tamam. Hayat müşterektir. Sadete gelsek diyorum. O zaman cuma günü barı bana bırak. 6-7'ye kadar yeter bize. Cuma günü olmaz Hülya. Cuma günü yoğun oluyor. Pazar olsun. İyi tamam. 4 diyelim. 7. İyi tamam. Rafi'yi de istiyoruz. Bak karını mutlu etmek ne kadar kolaymış. Ara sıra tamam demen yeterli Kadir'cim. Bitmiyor ki bu arası kadar. Hadi abicim aç şunu da okuyalım beraber. Ya gitsen azın kardeşim ya, bana geldi, sana ne? Kardeşim çok merak ettim ya, hadi açsana. Bak üstünde kalpler falan var. Görüyoruz herhalde. Şişt, bana bak. Yoksa senin bir sevgilin vardı da benden mi saklıyordun ha? Yok be, ne sevgilisi? O kalpler ne o zaman? Galiba burada gelip giden kızlardan biri aşık oldu. Ya. Tabii. Niye olması? Tip desen tip, karizma desen karizma. Hadi abicim ya, oku şunu. Ya gören de Tarkan sanır ha. Sevgili Huysuz Rafik. Huysuz Rafik.
Geçenlerde Türkiye yarışmasında kadın kılığına girmiştin ya. Seni Türk yarışmasında gördüğüm andan itibari aklımda çıkartamıyorum. Ver şunu ver, ben okurum. O kadar güzelsin ki seni her gece rüyamda görüyorum. Ha, bir şey daha isteyeceğim Kadir. O neymiş? Pazar günü türkü söyleyen çocuk da gelsin, bize bir şeyler çalsın. Vallahi vermesini siz verirsiniz. Hiçbir şey vermiyor canım, sen ver. Ha Kadir, ayrıca Rafi'ye güzel bir kadın kostümü kirala. O ne o? Geçenlerde huysuz Rafi olmuştu ya, yine olsun bizi eğlendirsin. İyi, tamam. Belki ayrı ırklardanız ama ırkın ne önemi var? Aşk ırk tanımaz. Oğlum bu adam sana resmen aşık. Anladık. Demek ki seni o gece gerçekten kadın sandı. Onu da anladık. Ama kardeşim sen de harika kadın oluyorsun ya. O perun altında nasıl bir kütük var bilmesem yemin ediyorum ben bile sana aşık olurum ha. Rafi çok güzel kadın oluyor. Onun olması çok iyi olacak. Yani bravo Hülya. Ufacık bir kadınlar gününü dev bir organizasyona çevirdin ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ay değil Kadir. Bir türkücü bir de huysuz Rafi. Ne? Oğlum yoksa kabul mü ettin? Neyi anne? Hülya altın gününü barda yapacakmış. Ha? Evet anne. O zaman babaannem iddiayı kaybetti. Çeyrek altını mı istiyorum anne? Çeyrek altın mı? Çeyrek altının yarısını da ben istiyorum Hülya. Çeyrek altının yarısı olmaz Kadir. Danışıklı dövüş yaptınız demek. Vallahi haberim yoktu anne. Anne altını mı isterim? Cemre'yle kandırdın demek. Anne aşk olsun. Altının ya. Yarısı benim Hülya. Ne demek yarısı? Ne demek yarısı benim? Olur mu? Olur tabii. Aç cemre'yle kandırdın. Doğru burada. Çay mı verin? Tamam baba. Hayatımda hep senin gibi bir kadınım olsun istedim. Hem çok akıllısın hem de çok güzelsin. Güzelliğin bir türlü aklımdan çıkmıyor. O sarı saçların güneş gibi gecemi aydınlatıyor. Gözlerin eşsiz ruhuna açılan iki küçük pencere sanki. O esmer tenin sanki yumuşacık bir kadife kumaş gibi. Düşündükçe içimi ısıtıyor. Ya o edaları? Sen benim kış gibi geçen hayatıma gelen bir Mayıs ayısın. Sen benim çölümde açan bir çiçeksin. Keşke ellerini tutup seni seviyorum diyebilsem. Keşke sana bir kez dokunabilsem. Ya manyak bu adam ya, versene şunu. Keşke seninle sonsuza kadar mutlu yaşayabilsem. Ya, ya okuma kardeşim, sapık bu adam. Niye sapık olsun kardeşim ya? Adam seni kadın zannediyor, erkek olduğunu bilmiyor ki. Kimmiş bu? En sonuna bak bakayım. Esmer Prens. Sapık Prens desek daha doğru değil şimdi. Sapık deme kardeşim adama ya. Ya. Adam sadece sana aşık. Baksana, rüyalarında görüyormuş seni gece. Dur, verme, verme. Şu Rafi kim oluyor abi? Yok burada öyle biri. Var var. Ver bakayım. Hadi kardeşim hadi. Sen bu çiçeklerden daha güzelsin. Hep seni düşünüyorum. Esmer Prens. Of baba ya, ne bu ya? Her sabah her sabah işe mi gelir? Gelir tabii. Ben 50 senedir geliyorum, bir gün of demedim ben. 50 sene? Sen kafayı yemişsin baba. Kafayı falan yemedim. Ne demek kafayı yemedim? Ben de herkes gibi çalışıyorum işte. Geçimimizi nasıl sağlıyoruz zannediyorsun ha? Nasıl mı? Annemin paşa dedesinden kalan mirasla değil mi? Ya tabii tabii. Sen bizi 50 senedir 15-20 tane Reşat altınıyla mı geçiniyoruz zannediyorsun ha? O zaman niye zenginiz peki biz?
Çünkü ben 50 senedir her sabah saat 6'da kalkıyorum. Kahvaltımı yapıyorum, gazetemi okuyorum. Egzersizimi yaptıktan sonra da her gün saat 8.30'da işimin başında oluyorum. Heh. İşte bunun için zenginiz. Al çeyrek altınımı. Alayım anne, sağ ol. Pazar günü ben de geliyorum. Olur anne, gel, bekleriz. Arkadaşlarımı da getireceğim. Yani hiç kimseyi. Ne demek hiç kimseyi? Afife Hanım var, Sevinç Hanım var. İyi tamam anne, bekleriz. İkide bir bekleriz deme. Ben o kadınlar gününün ev sahibi sayılırım, misafiri değil. Ben sizi beklerim. Günaydın dandik personel. Günaydın Kadir abi. Bu laleler ne ya? Rafil'in hayranı yollamış. Hayranı mı? Hayranı kimmiş? Adamın biri bana sarkıntılık yapıyor Kadir abi. Nasıl ya? Geçenlerde kadın kılığına girip sahneye çıkmıştı ya. He? İşte o sırada müşterilerden biri buna aşık olmuş. Rafi'ye aşık olmuş öyle mi? Evet, hem de sırılsıklam. Ya Kadir abi mektubu bir görsen. Sana yemin ediyorum Romeo bile Juliet'e böyle mektup yazmamıştır ya. Destan gibi maşallah. Kapat çeneni dombili. Rafi, öyleyse sana kötü bir haberim var. Neymiş? Maalesef pazar günü yine huysuz Rafi olacaksın. Olmam. Olacaksın. Böyle buyurdu Hulya Sultan Rafi. Olmaz. Baba ya sen şimdi 50 senedir ne yapıyorsun burada? Ha? Kağıt mı imzalıyorsun hep? Yok. Yalnız kağıt imzalamıyorum. Okuyorum, düşünüyorum, karar veriyorum. Benim için çalışan insanları yönlendiriyorum. O kadar yani ha? Kolay geldi değil mi sana oğlum? Evladım, patron olmak orkestra şefliğine benzer. Elinde bir çubuk bütün konser boyunca sallayıp durursun. Seyircilerin çoğu şef olmasa da orkestranın çalabileceğini düşünürler. Ama şef olmasa orkestra çalamaz. Yani sen şimdi 50 senedir çubuk mu sallıyorsun ha? Evet. Aynen öyle. Merak etme, sana da öğreteceğim. Bak bir ay içinde küpelerden kurtuldun. Kravat bağlamayı öğrendin. Düzeliyorsun artık. Ben bir aşağıya ineyim ya. Ne haber Metehan? Değişiyorum. Ne? Babam rocker ruhumu ele geçiriyor. Hülya, şunların da tozunu alıver. Alacaktım zaten baba. Ne var? Söyledik yani, bir şey mi var bunda? Bezin ıslak mı? Nemli. Sanki toz kalktı gibi de. İstersen bunu da bir yıka. İyi fikir baba. Anne, hazırlan istersen psikiyatriste geç kalmayalım. Babana söylemedin değil mi kızım? Ay söyler miyim hiç? Onunla mücadele için psikiyatrist son şansımız. Hiç bu şansı yok eder miyim ben? Yine ne yaptı? Ne yapacak? Toz bezini yıkayacakmışım. Bakayım. Pek de haksız sayılmaz. Anne. Alo? Ha Sani, merhaba. Evet, pazar günü. Geliyorsun değil mi? Ay çok eğleneceğiz. Şarkılar, türküler, danslar, göbek havaları. Şovmenimiz bile var biliyor musun? Evet. Huysuz Rafi. Ben bir daha kadın kılığına girmem kardeşim. Kardeşim ne güzel işte. Sen hep demiyor muydun kız arkadaşım yok diye? Bak sonunda erkek arkadaşın oldu. Çok komik. Ya Kadir abi söyle Hülya yenge başka birini bulsun. Ben bir daha huysuz Rafi muhsuz Rafi girmem. Artık çok geç Rafi. Olay
Hülya yengeni aşmış durumda. Evet evet, sadece bizim kızlar. Dışarıdan hiç müşteri olmayacak. Ha, bir de annemle birkaç arkadaşı gelecek öyle yaşlı başlı. Onları da arka taraflara bir yere oturturuz, olur biter. Herhalde en önde oturacağız Sevinç Hanım. Arka masalarda oturacak değiliz ya. Hadi bakayım, çok konuşma da şunu dışarıya bir yere as gel bakayım. Hadi. Ben kadın olmak istemiyorum. Ben asarım Kadir abi. Evet aslanım benim. İyi de Kadir abi, bir saniye. Sen pazar günü Hülya ablaların özel günü dememiş miydin? Bunu niye asıyoruz dışarıya? Yok öyle özel gün. Hülya'nın arkadaşları sadece 2-3 masa doldurur. Yerler, içerler, sonra da para vermeden giderler. Biz ne yapacağız? Masrafları nasıl çıkaracağız? Ben kadın falan olmam. Vallahi bence de hiç öyle parasız marasız organizasyon yapmayalım. Hiç bahşiş falan olmuyor. Dombili, merak etme. Hülya yengenin arkadaşlarını şuraya istif ederiz. Hı. Dışarıdan gelen müşterileri de buralara tuttururuz. Yalnız bu olayı Hülya yengeniz o gün öğrenecek. Daha önce söylemeyin, beni Hülya yengenizle papaz etmeyin. Tamam. Hadi bakayım. Rafi, sen de git birkaç tane espri bul, hazırlık yap hadi. Yok, ben kadın olmam. Ne demek olmam? Olacaksın Rafi. Olmam. Ya o gelirse? Kim? Çiçeklere yollayan sapık. Gelmez canım. Gelirse ben onu hallederim. Hadi. Ben babam olmak istemiyorum. Ben bir ömür boyu kravat takamam. Ben bu koltukta 50 sene oturamam. İnsan basur olur ya. Zühtü Bey'de de var zaten. Kesin vardır. Ya Metehan ne oldu? Kadir Bey parayı ödedi mi ben yokken? Hangi para? Allah Allah. Rak bar açsın diye 50.000 lira gönderdik ya. O da gitti türkü bar açtı ya. Yok vermedi. Ben Fransa'dayken sen boş mu durdun Metehan? Niye paramızı geri almadın? Sus Ersan abi. Benim de canım çok sıkılıyor o meseleye. Henüz yaşadığına göre Zühtü Bey öğrenmedi herhalde. Hi darling. Hani ne arıyorsun burada? Ya bizim bu rock bar işi ne oldu ha? Bir gelişme yok mu? Ha, biz de paramızı Kadir'den nasıl geri alabileceğimizi düşünüyorduk ama biraz imkansız gibi. Siz de paranızı geri alamıyorsanız barınızı geri alın ha? Baba, biz bir markete gidiyoruz. Markete mi? Evet, gidip biraz alışveriş yapalım. Evde hiçbir şey kalmamış da. İkiniz birlikte. Evet. Markete. Evet. Allah Allah. Daha önce hiç ikiniz beraber markete gitmemiştiniz mi? Gitmedik mi? Her şeyin bir ilki vardır baba. Tabii. Şöyle gelin kaynana ikimiz bir alışveriş yapalım dedik. Ya. Niye market? Nasıl niye? Pazara gidip market pahalı olur. Pazar bugün kurulmuyor baba. Ya salı günü kuruluyor. Salıyı bekleyin o zaman. Sokakta mı topluyoruz paraları? Zaten emekli maaşı düşüyor. Artık öyle pek fark etmiyor baba. Fiyatlar her yerde aynı. O zaman niye pazar diye bir şey var? Fiyatlar aynı olsaydı pazar kurulmaz, market kurulurdu. Evde meyve sebze bitmiş. Alınacak şeyler var. Yemek yapılacak. Plansızsınız işte. Hiçbiri dinlemezsiniz ki. Madem pazar salı günü kuruluyor, ona göre yapın alışverişinizi ya. Ona göre tüketin. Pazar salı günü kuruluyor, çarşamba domates patlıcan bitiveriyor. Olacak iş mi bu ya? Plansızsınız. Niye market dedin ki? Bak yine sinirlendi. Ne söylesek sinirlenecekti. Kadir kime çekmiş belli. Sen de beceriksizsin Mahriye. Beceriksizler. Aynı zamanda ağlak. Barı geri alıp da ne yapacağız Bükem? Ben caz severim. Siz rock seversiniz. Orası bir türkü bar. Ya siz eylem yapmak diye bir şey duymadınız mı ha? Nasıl eylem? Greenpeace gibi. Alacaksın gitar eline, basacaksın barı, çıkacaksın sahneye, sabaha kadar söyleyeceksin. Radikal olacaksın. Kadir de çıkarıp parayı bize verecek, öyle mi?
Bir kere yaparsak olmaz tabii. Ama her akşam yaparsak sonunda bıkar ve kaçar. Çok inatçı bir adam bu. Ne yaparsam yapayım gevrek gevrek sırıtıyor. O zaman sen daha inatçı ol. Gerekirse kendini sahneye zincirlersin. Tamam mı? Bu akşam barı basıyoruz. Var mısın, yok musun? Var. Hey, çok o zaman. Oturun lütfen, rahat edin. Rahat. Teşekkürler kızım. Evet, Yasemin Hanım babamızla ilgili bir sorunumuz olduğunu söylemişti. Evet Ayla Hanım. Evet, kendisi nerede? Biz onu getirmedik. Psikiyatristlerle arası pek iyi değildir de. Anlıyorum. Peki hastamız olmadan nasıl bir tedavi ümit ediyorsunuz? Siz bize biraz akıl verin, biz onu tedavi ederiz inşallah. Peki, yani yardımcı olmaya çalışayım. Buyurunuz, sorunumuz nedir? Sorun, kayınpederimin sinirleri. Anahtarınız yok mu ya? Açsanıza. Allah Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Merhabalar efendim. Merhabalar Afra Hanım. Bahriye Hanımlar yoklar mı? Yoklar. Oturmadan önce sorsana şunu. Dele sekreterimize not bırakmış. Mutlaka gelin diyor. Galiba pazar günü hanımlar matinası varmış. Evet, var öyle bir şey. Fakat benim haberim yok. Ne zaman gelirler? Uzun sürer herhalde. Biraz bekleyeyim o zaman. 24 tane basamak çıktı. Boşuna gelmiş olmayın. Olsun, bekleyin o zaman. Yukarıdan aşağıya tam 24 basamak var, biliyor musunuz? Benim takıntımdır. Merdiven çıkarken hep basamakları sayarım. Öyle mi? Ben hiç saymam. Sadece çıkarım. Demek kayınpederimiz biraz sinirli. Biraz değil kızım, biraz değil. Bayağı sinirli. Peki ne tür şeylere sinirleniyor? Hemen hemen her şeye. Her şeye mi? Evet, mesela geçenlerde boğazdan geçen bir gemiye kızdı. Gemiye mi? Gemi kıyıya çok yakın gidiyormuş ve kayıkları sıyırıp geçmiş. Bu konuda tam 15 dakika sinirlendi. Kayınpederim her şeye, herkese kızabilir. Mesela Kadir'e ayakkabıları boyasız diye saatlerce bağırabilir. Ya da çayı soğuk geldi diye masadan kalkıp gidebilir. Ya da duygusal dizi izliyorum diye televizyonu kapatabilir. Çekirdek çitlerken dilini ısırsa yine bana bağırır. Kazayla bir şey kırsak hemen kızar. Niye dikkat etmiyorsunuz der. En çok da oğluma bağırır. Mutlaka bağıracak bir sebebi vardır. Dün kapıyı çaldı. Sonra anahtarıyla kendi açtı. Sonra da niye kapıyı açmıyorsunuz diye bize bağırdı. Sanki birilerine sinirlenmek için bahane arıyor. Geçen gün Ceren'in odasında portatif bir raf aldık.
Kendi istedi. Ben bunu monte ederim dedi. Ama eve geldi bu sefer raflara sinirlendi. Hele bir kavanoz açmaya çalışması vardı. Bütün gün evde terör estirdi. Kavanoz açılmadıkça sinirlendi. Açılmadıkça sinirlendi. Gazeteye de çok sinirlenir. Televizyona da sinirlenir. Politikacılara, bürokratlara, herkese sinirlenir. Kayınpederimle haber bültenini seyredemezsiniz. Çünkü spikerden daha çok konuşur. Peki dayak gibi bir huyu var mıdır? Yok canım. Bir de o olsaydı size geleceğimize kırıkçıya çıkışçıya giderdik. Peki neden bu kadar sinirli sizce? Kızım onu sen bize söyle diye dışarıda para verdik ya. Bilseydim sana neye geleyim? Anne, doktor hanım sadece fikrimizi soruyor. Vallahi bana sorarsanız doğum hatası. Yoksa insan sonradan böyle sinirli olamaz. Doğarken biri kafasına bastırdı herhalde. Sinirleri ezildi. Kafasında ezik falan yok ama bilemiyorum, sinirli işte. Rafi Maranga. Efendim kaptan. Kuryesi uşakabını sağa getiriyordu. Aldım onu elinden. Bu ne? Bilmem artık. Sen bu kutudaki çikolataları hepsinden daha tatlısın. Esmer Prens. Huysuz Rafi. Ve Esmer Prens, yüzyılın aşkı. Sen kapat çeneni dombili. Bakalım Esmer Prens'in bir sonraki hamlesi ne olacak? Esmer Prens huysuzu öpebilecek mi? Az sonra, çok yakında. Ben şimdi sana bakmaya gittim. Kusura kalın, kapat, yardım et ya. Esmer Prens'e huysuz dombili, büyük aşk. Ben annem gibi doğum hatası olarak görmüyorum. Kayınpederimin sinirli olması... Annemin hatası. Kızım, o da nereden çıktı şimdi? Evet anne, sen babama çok yüz vermişsin. Mesela Kadir bana hiç bağırıp çağırıyor mu? Ben ne yüz vereceğim canım? Benimle ilgisi ne? Adamın yapısı böyle. Bence Hülya Hanım'ın söylediğinde hiç gerçek payı yok değil. Nasıl? İsterseniz bunu bir dahaki seansta konuşalım. Çünkü bugünkü süremiz doldu. Aa, daha bir şey konuşmadık ki. Babamın nelere kızdığını anlattık ya anne. İyi ama doktor hanım hiç konuşmadı ki. Hani bize bir çare bulacaktı. Her seans bir saat anne. Ayla Hanım, ikinci seansı yarın yapabilir miyiz? Sekreterim size yardımcı olacaktır Hülya Hanım. Sanırım yarın boş bir saat vardır. Peki, teşekkür ederiz Ayla Hanım. Aa, o kadar para verdik kızım. Bir saat için miydi? Anneciğim hadi gidelim, dışarıda konuşuruz. İyi günler Ayla Hanım. Alo, Bircan Hanım'ı gönderin. Tamam. Demin gelişen gördüm. Bir şey asmışsınız oraya. Kadınlar günü, madınlar günü. Nedir o he? Kadınlar günü yapıyoruz kaptan. Sahneye de huysuz Rafi çıkacak. Belki pazar günü sevgilisi de gelir buraya. Bana bak dombilim. O benim sevgilim değil. Ben bir erkeğim. Bunu yolleyen erkeğe olduğuna göre nasıl sevgili olabiliriz? Niye olmasın canım? Bir tane kovboy filmi var ya, Brock Beck damını. Orada oluyor. Tamam. Ulan sen de dalga geçsin durma uşakman da. Vay be. Vallahi Rafi kadın oldu, kısmeti açıldı. Acaba ben de mi kadın olsam ha? Evet Dombi. Sen de kadın olacaksın. Daha doğrusu dansöz olacaksın. Ne? Aşağıda kadının biri sordu dansöz var mı diye. Ben de var dedim. Hazır ol, pazar günü dansöz oluyorsun. Neredesiniz anne ya? Çıktan. Aa Ceren, koskoca kız oldun, hazırlasaydın kendine bir şeyler. Nereye gittiniz? Sorma kızım, ta nerelere gittik doktora diye. Öyle alışveriş yaptık geldik işte.
Aldıklarınız nerede peki? Anne, ne doktoru? Babaannem mi hasta? Ay yok canım, kimse hasta değil. Sadece babaannenin sırtı ağrıyordu, onun için bir yaka aldık. Doktordan. Ceren hadi canım, sen mutfağa. Hadi geliyorum ben de. Sizler ne işler çeviriyorsunuz? Ne işi çevireceğiz canım? Yani. Alışverişe gitmemişsiniz. Aa, hava çok güzeldi baba. Şöyle bir anne kız dolaşalım dedik. Senin dediğin gibi alışverişi pazardan yapacağız. İyi. Siz gidin gezin. Ben burada Afife Hanım'la oturayım. Afife Hanım mı geldi? Gelmekte kalmadı. İki saat öyle oturdu. Hemen geliyor efendim. Kaptan. He. Bir ezme, bir çerez, bir de haydari. Lan nedir bu haydari maydari? Yemek istiyor yok. Yok kaptan. Kimse istemiyor. Ne yapabilirim? Allah Allah. Ulan biz var buraya aşçı olarak geldik. Millet leblebi çekerek kuru yemişler idare edip gidiyor. Ben de buraya barmen olarak geldim ama bak pazar günü dansöz olacağız. Ne yapalım? Rafi, senin şu Esmer Prens müşterilerden biri olabilir mi? Saçmalamadığım biri. Şuradaki adam sana az önce fena bakıyordu. Hangisi? Şuradaki. Bu bir baskındır dostum. Kadir nerede? Birazdan gelir, büfeye gitti. Güzel, o zaman hemen sahneye. Kalk orada. Ne oluyor ya? Kalk. Kim bu ya? Ne oluyor ya? Böyle Afife Hanım. Boşa gitti paralar. Kurdet'in sinirine de bir çare bulamadık. Kısacası doktor bizi kazıkladı. Bu ne ya kardeşim ya? Bir dakika be, böyle gitmeyin. Biz içeriye. Bu ne ya kardeşim? Ya duyalım bu geçici bir durumu. Halledeceğiz. Bir dakika beyefendi, gitmeyin. Bir dakika hadi. Ya Yunus, çalsana kardeşim. İndir şunu aşağı. Beyefendi gitmeyin. Yunus. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Manyak mısın? Nesin? Burası türkü var ya, türkü var. Evet, türkü var ama biz sana para verirken caz bar olacaktı. Rock bar olacaktı. Ve oldu da. Hayır efendim, hiçbir şey olmadı. Hepinizi içeri attırırım. Türkü bara karşı cürüm işlemekten senelerce yatarsınız. Mehlan, yapamazsın. Bunu burada çalamaz. Çalma kardeşim. Tamam, oldu Afife Hanım. Tamam, pazar günü birlikte gideriz. Oldu, iyi akşamlar. Anne, niye herkese psikiyatrist hikayelerimizi anlatıyorsun? Canım, nereye gittiniz dedi, ben de anlatıverdim. Anne, tamam, asil insanlar olmadığımızı öğrendiler. Ama hiç olmasa sorunlu insanlar olduğumuzu düşünmesinler. Vallahi Afife Hanım hiç değilse bir çare önerdi. Doktor onu bile yapmadı. Neymiş o çare? Kudret Bey'e piyano müziği dinletin dedi. Ruhunu dinlendirirmiş. Var mı bizim piyano CD'miz? Orada bir şeyler var ama işe yarayacağını zannetmiyorum anne. Böyle ses hafif ve derinden gelsin dedi. İnsanın ruhunu rahatlatıyormuş. Ben de gidip bir deneyeyim. Bundan sonra böyle Mr. Bıyık 747. Sen o sahneye bir daha çıkma Ethan. Ben sana gösteririm.
Hiçbir şey yapamazsın. Bundan sonra zincirle geleceğiz. Gel. Hayır, şimdi gidin buradan. Ya parayı alacağız ya barı alacağız Kadir. Bunu unutma. Tabii alırsınız. Çıkın hadi yürü gel. Hadi git çık. Git buradan. Ne yapıyorsun Beyruz? Çalma kardeşim. Çalma. Bir başımı dinleyeyim ya. Alo. He. Huysuz Rafi. Telefonla. Kim o? Kimsin kardeşim? Esme Prens'le yine birisi. Piyano sesi işe yaradı galiba. Şuraya bak ya. Senin gibi şirket olmaz olsun be. O toprağa gömdüğün variller inşallah boğazından içeri aksın. Şuraya bak ya. Milleti zehirliyorlar be. Vatan haini bunlar. Vatan haini. İşe yaramadı. Allah Allah. Yeter be kardeşim. Kesin aşağıda Afife Hanım çalıyordur piyanoyu. Ayıptır ya. İnsan birazcık komşusunu düşünür. Bu ne ya? Bizdenmiş. Kim koydu bunu? Kendinden başladı herhalde. Kendiliğinden. Bozuk herhalde. Bozuktur tabii. Dikkat etmez ki oğlum böyle şeylere. Beceriksiz. Madem bozuk götür tamir ettir ya. Yok. İşine gelmez mi? Hem bu ne müzik böyle? Sabahtan beri dıngıl. Başım şişti ya. Ben ecnevi müzikten haz etmem zaten. Demek ki piyano kudreti rahatlatmıyor. Daha çok geriyor. Kudret Bey yaşındaki erkeklerde ciddi bir iktidar sorunu oluşabilir. Yani gençliklerinde, kendilerinde doğal olarak bulunan otoriteyi yavaş yavaş kaybetmeye başlamışlardır. Yok kızım, bizimki hala otoriter. Anne, dinleyelim istersen. Özellikle çok otoriter ve her dediği yapılan bir orta yaş dönemi olduysa... ...bunu yavaş yavaş kaybetmek onları daha da sinirli yapar. Yani zamanında her istediği yapılmış, o yüzden böyleymiş değil mi? Dinleyelim istersen. Hülya Hanım şu açıdan haklı. Yani Türk toplumunda kadınlar erkeklerin isteklerine boyun eğme eğilimindedirler. Yani bu bir kadınlık görevi gibi algılanır. Çok doğru. Yani ben mi hep boyun eğmişim? Bu tür vakalarımızda durum genellikle aynıdır. Fakat tabii çift olarak geçmişinizi biraz dinlemem lazım. Anlatayım kızım. 45 yıl önce evlendik. Aa, isterseniz bunu bir dahaki seansımızda dinleyelim. Bir dahaki seansta mı? Evet, sekreterimiz size yardımcı olacaktır. Zaten sekreter sizden daha çok yardımcı oluyor. Anne, hadi kalkalım. Sağ olun Ayla Hanım. İyi hadi. Günler. İyi günler. Hadi anneciğim. Ferruh Bey'i gönderebilirsin Yasemin'cim. Tamam. Aa, bir mektup daha mı geldi? Hem de tam 8 sayfa, destan gibi. Vallahi çok merak ettim şu Esmer Prens'i. Ben hiç merak etmedim. Ne yazmış? Hiç sorma. Senin elini bir kere tutsam, sonra ölsem gam yemem. Canım, huysuz Rafim. Dün seni rüyamda gördüm. Ayıp da söylemesi üzerimizde hiçbir şey yoktu. Ama sana elimi sürmedim. Sen beni kabul etmeden sürmem de. Ne olur huysuzum, huysuzlanma. Çık şu telefonlarıma. Sakın açma, kesin odur. Alo? Alo? Esmer Prens, ben huysuz. Pazar günü beni seyretmeye gelsene sevgilim. Yalnız pazar bak günü şunu, kadın kılığına gir gel. Kadınlar matinesi vardı onda. Ama... Ne yaptın sen be kardeşim ya? Merak ettim kardeşim şu adamı. Ulan ne oluyor ya buraya? Ne bağırıp duruyorsunuz? Pazar günü Rafi'nin sevgilisi geliyor da buraya. Ya dombeli manyak mısın nesin ya? Niye çağırdın adamı? Ne olacak ya? Allah Allah. Nasıl olsa kadın kılığında olacaksın. Erkek olmayacaksın ki.
Sen de dansöz olacaksın değil mi? Vallahi Kadir abi 500 lira teklif etti, reddedemedim. Sana 500 lira mı veriyor? Herhalde. Ben de beleşte huysuz raf oluyorum, üstelik sapıkla uğraş. Yok abi, bu kadar yatar, ben gidiyorum. Tamam Rafi, tamam. Sana da veririz, hallederiz. Bu ne Kadir abi, bu ne? Gibi ya, senin arkadaşların burayı dolduramaz diye düşündüydümdü. Ben hani az kişi olursa da tadı çıkmaz, o yüzden şey yaptıydım de. Ay nereden biliyorsun ya? Belki benim 100 tane arkadaşım var. Tamam ya, tamam. Zaten çok az satış yaptım. Başka bir kadın daha geldi. Onlar da burada gün yapacakmış. Yani iki grup olacaksınız burada. Ay inanmıyorum ya. Ben şimdi bizim kızlara ne diyeceğim? Ne yaptın Kadir? Tamam Hulya, tamam. Abartma. Hepinize yetecek kadar yer var işte. Buyurun Afife Hanım. Buyurun, buyurun. Ay, teşekkür ederim. Kimseler gelmemiş herhalde. Gelirler, gelirler. Oğlum, bize şöyle önlerden bir masa ayarlayıver. Hasan, ilgileniver evladım. Tabii Kadir abi. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, sizi şöyle alayım. Geçin buyurun, Afife Hanım, geç canım. Buyurun. Geç anneciğim, geç. Kadir, çık git, daha fazla durma burada. Sen etrafına dolaş, çıkma, benim işlerim karışıyor. Nereye gideyim onu ya? Ya nereye gidersen git, çık git buradan. Git dolaş. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ha, üç kişi misiniz? Hayır, biz ayrıyız arkadaşım. Peki buyurun, şöyle alayım size. Yalnızsınız galiba. Hayır, üç arkadaşım daha. Üç arkadaşınız daha gelecek. O zaman sizi şöyle alayım şu masaya doğru. Ya inanamıyorum Kadir ya, günümü mahvettin. Rezil olacağım arkadaşlarıma senin yüzünden. Gider misin? Hulya! Git. Git Kadir, git! Sakın gelme bugün. Dönüklere bakayım. Barımı kimselere kaptırmam herhalallah. Oo Rafi, bu ne güzellik böyle. İkide biri beni kadın yapıyorsun, artık ruj sürmeye de öğrendik. Ne yapayım, kadın tiplemen çok tuttu Rafi. Bundan sonra seni her gece sahneye çıkaracağım. Yok yok, ben istemiyorum sahnesini. Tamam tamam, sen Dombili'ye verdiğim 500'e bakma. Sen çık, seyirciyi güldür, ben sana ayda 1000 lira vereceğim. 1000 lira falan istemiyorum. Sen beni şu sapıktan kurtar, yatar. Adam beni bir görse direkt tecavüzü düşünür ya. Tamam tamam, uzatma. Sen çık esprilerini patlat, gerisini merak etme. Arkanda ben var. Geç Saadet'ciğim, geç Meral'cim, geç. Şöyle şuraya oturalım. Ya kızlar, ne olur kusura bakmayın ya. Kadir'in işleri işte. Ay biz senin kocanın ne olduğunu biliyoruz, affettik. Gitti değil mi kızlar? Kızım, ne yemek var, gelsin artık. Anne, gelecek, acele etme. Merhaba, merhaba. Kadınlar masanımıza hoş geldiniz. Sağ ol. Tamam, tamam, tamam abla. Aranızda erkek olan varsa hemen çıksın. Ben tespit edersem gebertirim valla. Kaptan sen hariç tabii. Sinirlenme kaptan, yoksa tansiyonu çıkar. Ne diyor ya? Bizimkine asılan bir adam vardı ya, şu anda kadınların arasında olabilir. Nasıl? Ben çağırdım, merak ettim çünkü. Ne yani, içerideki kadınların arasında bir tane erkek mi var? Evet. Kadınlar günü neyi denir? Ne? Allah sizin cezanızı vermesin. Hiçbir şey de bilmiyorsunuz. Kadınların göbek atmak ve göbek yapmak için bir araya toplanmasını denir. Tamam hanımlar, tamam. Yeryüzünde bu amaçla toplanan tek canlı türü kadındır. Çünkü karıları akşam eve yorgun döner ve hiç konuşmazlar. (Gülüyor)
Ya olmuyor Kadir abi ya, olmuyor, zorlamayalım. Dur Tombil'e dur, yapıyorum işte, bağlayacağım. Tamam oldu işte. Aa, dur oldu, dur tamam. Yavaş. Oldu, gayet de güzel oldu, evet. Tamam oğlum, tamam yatak. Her şey alkış vermeyin ya. Erkekler kadınların duygularını hiç önem vermezler. O yüzden korfolik diye bir meslek çıktı ortaya. Senede 5 tane yer açan kadına ne denir? Hulya denir. Tamam hanımlar, tamam. Biraz da türkü dinlesen mi? Evet. O zaman karşınızda Yusuf Yusuf. Yusuf, Yusuf değil. Yunus, Yunus. Ya baktım her yerde göremedim ya. Kimi? Bana dedi lan sapı. Aman be. Oho, hani benim 50 gram pırasım, pırasım. Beşim yaksam, konyam yaksam. Konyam yürü, 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 yürü. Aslan yarım yürü. Şimdi geldi geçti buradan havardanın biri. Oho, oh. Hani benim 50 gram pastırmam, pastırmam. Konya'dan başkasına bastırmam. Konya'nın yürü, 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 yürü. Aslan yarın yürü. Şimdi geldi geçti buradan havardan yürü. Haydi hanımlar eller havaya. Bakıyorum o tarafa protokol oturmuş. Nasılsınız Maria Hanım? Sağ ol evladım. Bu kaynanlar hep böyle zaten. Her yere en önde gider. Yani kaynana mı var, derdim var. Keşke kadınlar kocasında boşanmadan kaynanasında boşanabilse değil mi? Tazminat olarak oğulları alır gider buradan. Sanki çok kıymetli oğulları var da. Olabilir mi? Beğenmedin mi yemek kız? Tabi bizim kaptanın yemekleri tabakta durduğu gibi durmaz. Çarpar adamı. Haydi orada. Huysuz Rafi. Daha düne kadar Çenye ovalarında zebra kovalar. Senin pişirdiğin tavuklara kovalamaktan iyidir. Bak yine pişmemiş. Çatır batırsam kaçar. Evet. Bakalım neler var burada. Bu ne ayol? İlk defa görüyorum. Kısır. Kocanı sormadım ayol. Yemeğe sordum. Ben mağdur insanlarla dalga geçmem. Sen zaten kadınla evlisin. Allah seni yenmetsin. Evet, bakalım çıkıyor. Pardon hayatım. Bıyıkları görünce erkek sandım. Ya senin mi? Ayol, bu da gelmeden önce konfordun müdahil durmuş. Abi Farhan, eğleniyor musunuz? Çok. Evet. Efendim, bizim Habife Hanım çok köklü bir aileden geliyor. Ya. Öyle köklü, öyle köklü bir aile ki
Paşa dedesinin adı neydi biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Neydi? Fred Çakmaktaş. Rica ederim ben gidiyorum. Böyle bir şey olamaz. Aslanım lütfen. Bir şey açmadım. Sizden daha köklü öyleler de var. Mesela Bariye teyzenin eşi Kudret amca var. Kökler nereye dayanıyor biliyor musunuz? Hayır. Jurassic Park. Ay ay. Tamam yoruldum yatar. Siz de çok yoruldunuz be. Hadi kalkın biraz dans edelim ya. İçeride erkeğe benzeyen bir kadın var ya. Yok. Nasıl çıkaracağım ben bunu ortaya ya? Tamam Berat'ı takma kafana. Seyreder seyreder gider. Tabii. Senin de bir sapı olsaydı görürdüm. Vallahi yoruldum ya. Öldüm bittim. Yok öyle yoruldum moruldum. İşim bitmedi daha. Rafi, seninkini gördüm galiba. İçeride dans ediyordu. Hadi ya. Hangisi? Bir göstersene. Vay sapı. Gerçekten gelmiş. Ne yapacaksın? Döveceğim diyeceğim de adam bayağı iriymiş. Bana bak. Barımda sorun istemiyorum. Bir mesele varsa gidin dışarıda halledin. İyi de mesele şu an içeride. Ben anlamam. Gitsene ruhunu tazele. Sıran geliyor. Yürü. Sen de tazele. Ah, 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 ah
bir yer açtım. Millet çılgınca eğleniyor. Yunus, hazır mısın koçum? Hazırım. Hadi sıra sende, fırla. Tabii canım, tabii. Ben bu eğlence sektöründen anlıyorum ya.